Kamera çekiyor, niye kamera çekiyor? Kır Navruzu ilimizde Yahyalı ilçesinin bir köyünde bulunuyor. Nokta Endemiği dediğiniz gibi. Aynı zamanda Kır Navruzu adı altında Doğu ve Güneydoğu illerinde de kır navruzları var. Fakat bilimsel araştırmalar yapan uzman arkadaşlarımız bunları detaylı bir şekilde inceliyorlar. Tabii farklı yönleri mutlaka var. Mesela bizim Kır Navruzu'yla Güney ve Doğu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Kır Navruzu arasında gövde kını açısından bir farklılık tespit edilmiş. Dolayısıyla tabii bunlar literatüre geçerken çok detaylı incelemelere tabi tutuluyor. Yani gerek yaprak açısından, gerek çiçeklenme zamanı, gerek efendim tohum şekli açısından, gerek bulunduğu yetiştiği rakım ve iklim açısından çok farklı değerlendirmelerde bulunarak bunların farklı bir tür olduğu tespitine varılıyor. Dolayısıyla bu tespiti yapan rastgele insanlar değil, profesör düzeyinde, konunun uzmanı insanlar ve Kayserimizin o noktasında nokta endemi olarak literatürlere geçmiş bulunmakta. Tabi bu bitki türümüz bilimsel çalışmalar sonucunda 2012 yılında tespit edildikten sonra Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün de katkılarıyla tür eylem planı hazırlanmasına karar verildi. Ve işin uzmanları tarafından bir eylem planımız hazırlandı. Eylem planımız şu anda faaliyette. Bu kapsamda öncelikle bizim en büyük çalışmamız izleme faaliyetimiz. Yani bu bitkinin çiçeklenme döneminde işte efendim kendisini göstermeye başladığı dönemde bu bitkiyi gözlemleyerek ne durumda olduğunu, yani bitkinin efendim yayılarak devam mı ettiğini veya efendim neslinin tükenme tehlikesi olup olmadığını biz her sene bunları kontrol ederiz. Bununla da kalmayıp eylem planı doğrultusunda yine araştırma müdürlüklerine göndermek üzere arkadaşlarımız tarafından tohumları toplandı ve saklanmak üzere araştırma müdürlüklerine tohumlar gönderilmiş durumda. Çevre Kanunu'nun biyolojik çeşitliliği tahrip etme maddesi 9A bendine göre 109.593 lira bugünkü efendim rayiç bedele göre bir cezası var. Yani bir dal koparayım, yakama takayım veyahut da efendim defterimin arasına koyup kurutayım. Bunun cezası çok ağır, kıymetli bir bitki. Dalında sevelim, bunu da yerinde sevelim.